Varsın böyle geçsin ömrüm, neşeyle dolsun bari her günüm. Her zaman eskiye dair hevesim vardı. Hep bu işin içinde olmak istedim. Bu işi seviyorum ve severek yapıyorum. 1990 yılında başladım. İlk Kadıköy Antika Pazarı'nda başladım bu işe. O gün bugündür devam ediyorum. Eskiden tabii bu kadar ilgi alaka yoktu plağa karşı. Plaklar atılıyordu daha doğrusu. Bu kadar satış yoktu. Biz zamanda biriktirmedik tabii haliyle. Biz de ilgi alakayı göstermedik. Ama şimdiki zamanda ilgi alaka çok fazla. Özellikle filmler çıktıktan sonra plağa olan ilgi yoğunlaştı. Satışlar arttı. Eski sanatçılar tabii revaçta, işte Ferdi Özbeğen olsun, Orhan Gencebay olsun, Müslüm Gürses olsun, Zeki Müren olsun, bu tür sanatçılar ve daha eski sanatçılar, ismini sayamadığım birçok sanatçı var. Bunlara ilgi her zaman fazla. Şu an işte Semiramis Pekkan çıktı, ona daha bir yoğun bir ilgi var. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Love me long, take me to your heart. Tabii dönem baskılarda kondisyon çok önemli. Üzerindeki çiziklere göre kondisyonu belirleyen unsurlar var. Bu unsurlara dikkat etmek gerekiyor. En kötü plak dediğimiz 8 kondisyon olmak zorunda. Onun haricindekiler tabii ki pick-up'ta atlama, takılma, farklı sesler yapabiliyor. Dönemler koleksiyonluk oldukları için tabii ki fiyatları daha farklı oluyor. Yeni basım 100 liraysa dönem 200-250 lira arası değişebiliyor. Yurt dışından getirttiriyoruz. Yurt dışından geldikçe biz satışını yapıyoruz. Plak satan da çok, alan da çok. Bayağı bir zenginleşti. İlgi alaka fazla. Daha da yaygınlaşacak gibi gözüküyor. Özellikle pandemi döneminde çok ilgi var. Satışlar arttı. Satıcılar olarak biz memnunuz bu durumda. Hobi olarak değerlendiriyorlar tabii. Evde kaldıkça müziğe ağırlıkları daha fazla olan insanlar illaki bir şeyler alıyorlar. Ben aslında çok isterdim ama her plağı dinlediğim için, her plağı gördüğüm için bende o doyum var çok şükür. Çocukluğumdan beri çünkü dinliyorum severek. Bir koleksiyon yapmıyorum açıkçası. Ama koleksiyon yapan çok değerli abilerimiz var. Onları takdir ediyorum açıkçası.